Ben IMF'ye hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Bunu ilk dillendiren benim belki de Türkiye'de. Şöyle, onun sebebini de şuradan hissediyorum. Aynı Sudan'daki tablo var şu anda Türkiye'de. Ekonomik model olarak söylemiyorum. Daha bundan bir ay önce falan konuşmuştuk biliyorsun Sudan mevzunu. Borç istiyor Sudan IMF'den. Aynı zamanda kefalet istiyor. Aslında mesele sadece alınan para değil IMF'den. Onların sağlayacağı kefalet sayesinde uluslararası piyasalardan da daha uygun fiyatla borç bulabilmek, bankaların sendikasyon kredilerini çevirebilmesi meselesi. Nitekim yine bir yerde yazan haberler, Moody's'in analizlerine göre bankalar sendikasyonları çeviremeyecekler. 6,2 milyar dolarlık bir sendikasyonun çevrilmesi gerekiyor. Çeviremezlerse de bunu bir şekilde geriye ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü borçlu kusura bakma kardeşse idare et ben parayı istemiyorum falan demeyecek. Kusura bakma paramı ver diyecek. Bu da bana şunu gösteriyor abi. IMF öyle ya da böyle tek çıkış yolu bunlar için. Tek çıkış yolu. Başka bir çıkış yolları yok. Merkez Bankası rezervleri negatifte. İhtiyat akçesi tüketildi. Bütçe korkunç açık veriyor. Vergi toplanamıyor. Aynı Tahsil edilemiyor. zamanda efendim? Tahsil edilemiyor. Tahakkuk var da tahsilat yok. Toplanamıyor işte. Yani toplanmak kenara yazmaksa o toplamak Bunu demek değil. Nakdi olarak kasaya giren para yok. özellikle öyle de, çünkü bütçeyi açıklarken gördünüz mü bu kadar gelirimiz var diyorlar. O gelir kasaya girmiyor. Onu anlatmak anlamında hatırlattım. Aynen öyle. Kısa vadeli hem kamunun hem özel sektörün borçları kapıya dayanmış durumda. Sadece bankaların değil ki özel sektörün de kısa vadeli borcu var. Toplam borca bakıyorsun 190 milyar doları geçmiş durumda bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç. Bunun nereden baksan dörtte biri beşte biri de 2-3 ay içerisinde ödenmesi gereken rakam. Hadi beşte bir diyelim biz iyi niyetli bakalım olaya. 35-40 milyar dolardan bahsediyoruz 2 ay içinde ödenmesi gereken. Bu parayı nereden bulacaksın? Merkez Bankası'ndan alabilecek misin? Yok alamayacaksın. Kamu olarak kendini toparlayabiliyor musun? Toparlayamıyorsun. Bak benim esas büyük kaygım şu. Hani evlerdeki bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle bir iddia değil bu. Sadece kaygı diyor olarak söylüyorum. Acaba dijital ortamda yani banka kayıtlarında görünen dolarlar fark ettirilmeden vatandaşa Merkez Bankası rezervlerini alınıp onlar da mı tüketildi korkum var. Anlatabiliyor muyum? Eğer öyle bir şey yapıldıysa, yaşandıysa o zaman onları da kullanma şansı kalmayacak hiçbir şekilde. Dolayısıyla bütün bunlar toplamda şunu oluşturuyor. Para yok. O zaman para bulmamız gerekiyor. Nereden para bulacağız? Yurt dışında kimse para vermiyor. Yüksek maliyetlerle bile. Tefeci bile vermiyor artık. Çünkü tefeci de aptal değil. Tefeci para verir yüksek faizde ama tahsil edebilecekse verir. Karşısında bir teminatı varsa verir adama para. Geriye ne kalıyor abi? IMF kalıyor. IMF'nin birinci şartı ne? Sudan'a söylediği gibi Türkiye'ye de söyleyeceği ilk şey ne? Önce dövizini olması, önce para birimini olması gereken değere getir kardeşim. Olması gereken değer ne? Piyasaya baktığın zaman anlıyorsun. Hadi 15-16'yı geçtim. Hadi ben abartıyor olayım 15-16 ile. Avrasya tünelini baz alırsan 11,5. Bitti. Hadi ben 15-16 ile abartıyor olayım. 12 lira abi 11,5-12 lira Avrasya Tüneli. Devletin kendi resmi açıklaması benim değil. Selçuk, burada bir risk var. Onu da biraz konuşalım mı? Ha bu Diyelim arada ki ben IMF gelsin demiyorum. Başka yok, yok. çareleri yok artık diyorum yani. Biz en baştan beri IMF dışında bir şey bul diye anlatanlarız. Ama şöyle bir durum var. Şimdi söylediğin gerçek olur ve IMF'ye giderlerse, yani şimdi bir dostumuz demiş gitmezler, hani bu tükürdüklerini yalayamazlar. Yani şöyle bir 20 yılda tükürdükleri neleri yaradıklarını düşünürseniz hani çok zor değil. IMF geldi bize yalvardı derler. Bunu da 12 kanal canlı yayından söylerler. Bir miktar inanır. Anlatabiliyor muyum? Yani gerekirse bunu bir şekilde yedirmeye çalışırlar. Fakat IMF'ye gittiğiniz anda Suriye,
Irak'ın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs gibi problemler kapımıza gelir. Yani asla gitmemek lazım. Bedeli ne olursa olsun gitmemek lazım IMF'ye. Ama bunun karşılığında da IMF'ye Çetin, Çetin bir şey söyleyeceğim. Çetin, hala çok romantik olmana büyük bir şaşkınlıkla bakıyorum ya. Harbiden diyorum ya. Nasıl bir romantiksin sen ya? Ben devleti iyi tanıyorum abi. Nasıl kalbi temiz bir adamsın? Abi sana bir şey söyleyeyim mi ben? Çok açık ve net söyleyeyim. IMF olsa da olmasa da bu tavizler verilmeye başlanmadı mı sence? Taviz verildi. Ama taviz falan değil, geri adım atılıyor. Net. Yani Doğu Akdeniz'de niye gemimiz yok bizim? Nerede abi bizim Doğu Akdeniz'deki gemilerimiz? Avrupa Birliği niye bize gülücük, öpücük dağıtmaya başladı? Yani İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen Avrupa Birliği normalde vereceği tepkinin belki onda birini veriyor şu anda. Niye? Tepkisine inanma. O şu anda tamamıyla Amerika'ya attı topu. Amerika'dan gelecek yaptırıma göre kendi yaptırımını söyleyecek. Sevgili dostum bak, Kıbrıs konuşulmuyor son 3-4 aydır. Kıbrıs konusu konuşulmuyor. Kıbrıs konusu uzun zamandır konuşulmuyor. Doğu Akdeniz 3-4 aydır konuşulmuyor. Suriye meselesi hiç gündemde değil. Hiç konuşulmuyor. Hiç. Mülteci meselesi hiç konuşulmuyor. O saydığın mevzuların hiçbiri konuşulmuyor. Hemfikirim ama... Niye konuşulmuyor? Bunların realize olabilmesi için IMF yeterli bir bahanedir. Abi bak, onu diyorum ben de sana. IMF hiçbir şekilde bunu açık açık söylemezler. IMF ile olsa bile söylemezler. Şimdi soğutma politikası izliyorlar. Bu işi soğuttuktan sonra, yani bu konular gündemden iyice düştükten sonra ufak ufak bakarsın, hiç açıklama yapmadan bir bakarsın Doğu Akdeniz'deki bütün tavizleri vermişsin. Haberin bile olmaz. Bir bakarsın Suriye'den çok daha an çıkmışsın. Haberin bile olmaz abi. Haberin bile olmaz. Ne diyeyim abi? Onun için yapayım sana romantiksin diye. Yani yok, romantik olarak söylemiyorum bunları. Yani çok kolay değil abi o işler ya. Ya bence romantiksin. Sen hala eski kurumsal sistemin devam ettiğini düşündüğün için romantiksin diyorum sana. Yani çok üzülerek izliyoruz her şeyi. Çok üzülerek izliyoruz. Bir sabah uyanıyorsun, eğitim sistemi değişmiş. Bir sabah uyanıyorsun, Doğu Akdeniz'de gemilerimiz işte arama tarama yapıyor. Başka bir sabah uyanıyorsun, gemiler geri çekiliyor. İşte Karadeniz'e yönlendiriliyor falan. Trump döneminde bambaşka politika izliyorsun. Biden de evet, devletler karşı devletlere göre strateji belirler. Bizimkisi o değil. Biz akıntıya kapılmış gidiyoruz abi. Şimdi ben bir şey söyleyeyim ben sana. Trump en radikal başkanlardan birisiydi değil mi Amerika'ya gelmiş geçmiş? En radikal başkanlardan birisi. Tırnak içerisinde. Ay, radikal değil mi? Radikalse bence Bush daha radikaldi de. Hayır, radikalle kastım sisteme en aykırı görünen başkanlardan birisiydi değil mi Amerikan sistemine? Ben, evet. Onu kastediyorum radikalle. Şimdi peki Trump kurumsal yapıyı değiştirdi mi sanıyorsun? Yani kurumsal yapıya rağmen mi hareket etti sanıyorsun? Yok. Bak, Trump'ın politikalarını birebir şu anda Biden uyguluyor. Hatta daha da sertleştirerek uyguluyor. Tam da bundan bahsediyorum işte zaten. Yani orada bir kurum devlet meselesi var. Ama Türkiye Trump sanıyor ki Trump her şeyi, Amerika'daki bütün sistemi değiştirdi. Bütün Orta Doğu politikalarını değiştirdi. Tamam mı? Avrupa Birliği ilişkilerini tamamen koparttı. Birleşmiş Milletler'den neredeyse çıkma noktasına geldi. NATO ile ilişkilerini koparacak, kesecek, bitecek. Tamam, o zaman bizim NATO'ya da ihtiyacımız yok, BM'ye de ihtiyacımız yok, Avrupa Birliği'ne de ihtiyacımız yok. Kafamıza göre hepsine kafada tutarız, Mısır'da operasyonlar yaparız falan filan. Ne oldu? Şimdi niye Mısır'la masaya oturuyoruz? Çünkü Trump gitti, Biden geldi, politikayı değiştirmek gerekiyor. Amerika'nın politikası hiç değişmedi ki kardeşim.